Efendim, salgın dönemiyle birlikte sosyal medya üzerinden alışveriş artmıştı. Peki sosyal medya platformlarından alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer araştırdı. Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sayı arttıkça sahte hesaplar, sahte takipçiler, hatta sahte yorumlar da artıyor. Kullanıcılar bu yorumlardan takipçi sayılarından etkilenip alışveriş yapıyor ve dolandırılabiliyor. Son günlerde şikayet platformlarına dolandırıcılıkla ilgili gelen şikayetlerin sayısının 50 bini geçtiği belirtiliyor. Tüketici sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yapıyor. Ürün ya yanlış geliyor ya da hiç gelmiyor. İşte bu şekilde dolandırılıyor. Peki tüketici sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Birincisi, alım yaptığınız hesabı kontrol etmeniz çok önemli. Hesap detay bilgilerine girmeniz, bu hesabın ne zaman açıldığı, bu hesabın hangi ürünleri sattığını görmeniz gerekiyor. Satıcıdan gerekirse sizin video ve fotoğraf istemeniz, sadece sosyal medyada gördüğünüz ürüne inanmamanız gerekiyor. Satıcıların ticari sicil belgeleri ve tabii ki işletmenin nerede bulunduğuna dair konum bilgisini de mutlaka almanız son derece önemlidir. Bununla birlikte alım işlemini gerçekleştirmeden önce özel kimlik bilgilerinizi bu kişilerle paylaşmamanız, artı özellikle kapıda ödeme seçeneğini kullanmanız ve kargoyu teslim almadan önce mutlaka kargocunun yanında ürünü kontrol etmeniz çok önemli. Neden diyecek olursanız, eğer ürün size ifade edilen, sizin istediğiniz ürün değilse hemen tutanak tutma ve dolayısıyla ürünü geri iade etme ve böylece tüketici hakem heyetine ve tabii ki adli mercilere başvurma hakkınız söz konusu oluyor. Çünkü her tüketicinin aldığı ürünü beğenmemesi ve böylelikle 14 günlük cayma hakkını kullanma şansı söz konusudur. Bunlar bizim haklarımızdır. Haklarımızı doğru bir şekilde bilirsek dolandırıcıların kurbanı olmayız. Uzmanlar birçok tüketicinin ürünü kargocunun yanında açması gerektiğini bilmediğini vurguluyor.